Kıbrıs'tan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün güzel bir gezi yaptık. Dikmen'e gittik kız kardeşimle. Tüm kızlar bir araya geldik. Dört kız kardeş. Hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Ben de bunu çekmek istedim sizlere. Biraz paylaştığım sahneler var içinde. Fakat gitmeden önce size bugün yapacağım şeyleri anlatmıştım. Şu an anlattığım gibi. Fakat herhalde kayıt tuşuna basmadım. Basmadığım için de aradığımda videoyu bulamadım. Şimdi videonun girişini bu şekilde yapmak istedim. Bakalım bugün nasıl bir gün geçirmişiz. Ümit, kolay gelsin. Nasıl, zor mu canım bunlar yapmak? Benim için zor değil. Kıbrıs'tan merhaba. Şu anda peygamber sıkıyor. Kabuksuz olduğu için daha kolay değil mi? Kabuksuz olduğu için daha kolaydı. Şu anda Evi sana ayırdık, işgal altında. şu anda eşime yardım ediyor. Şu anda bana vermiş olduğu görevi üstlendim ve şu anda eşime yardım ediyorum. Teşekkürler, eline sağlık. Evet. Gençler. Bunları da ayrıca bir video yapacağım. Meyve suyu videosu. Bunları şekerleyeceğim, hazırlayacağım. Bir şişe de kenarda tutacağım. Mandalinlerin uygun fiyata olduğu ve o da eniştem bana yine sağ olsun bulursa onlarla, çok olmamak şartla çünkü belim rahatsız, ayakta duramıyorum. Kolumu da tekrar incitmek istemiyorum. Sizlere gösterecek kadar 1-2 kilo marketten alsam bile benim için yeterli. Çünkü benim dolabımda hala meyve suyum mevcut. Bu yazı çıkarırım. Seneye çok daha iyi olursam sıkarım. Hasta olursam da hiç önemli değil. Meyve suyusuz da yaşanır. Ama biz eve kola almadığımız için, hiçbir şekilde kola tüketmediğimiz için bunlar bizim için can. Özellikle eşim çok güzel içiyor bunları. Afiyet olsun Ümit, şimdiden eline sağlık. Arkadaşlar, bu pakla yazdan toplamıştık bunu. Kız kardeşimin kayınvalidesi bahçeye ekmiş. Sağ olsun bizi de toplamamıza hem yardım etti. Kendi ektiğini hem biz topladık hem de topladı. Topladık. Ayıtlayıp difrize koyduk. Şimdi de afiyetle yiyoruz. Bugün de kız kardeşime gideceğim. Giderken ona götürmek istiyorum. Çünkü o çok sever. Geçen gün yaptığım enginar saplarını da ayıkladım. Limonladım, tuzladım. Ve burada tencerede duruyor. Önce onları kaynattım. Böylelikle onlar taze olduğu için, sert olduklarından önce onları kaynattım. Şu gördüğünüz büyük olan enginar sapı. Enginar sapı. Bunlar da öyle. Piştiler. Paklam da iri olduğu için ama çok güzel taze olduğu için pişti. Ben bunun kabuklarını da aldım. Çünkü kabukları hemen o an yediğimizde hoşuma gidiyor ama daha sonra difrize koyduk, çıkardığımızda çok kalın olduğundan, bu arada dişim ağrıyor, iyice çiğneyemediğim için, yoksa yine sıkıntı olmazdı. Posası lazım zaten bize ama dişimden dolayı yiyemediğim için özellikle kabuklarını çıkardım bu sefer. Çok daha lezzetli olacak tabii ki bizim için. Limonlayacağız, zeytinyağlayacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Genelde masaya bunu biz Kıbrıs köftesinin yanına yaparız. Patates cipsi koyarız. Yoğurdumuzu koyarız. Her türlü salata yerine geçer. Çıktık bakalım. Meral yok bugün ama biz Songül teyzesine gidip birazcık oturacağız. Elif gülümüzü seveceğiz. Evin içinde bir piknik yaparız. Herkes bir şey getirecek gibi görünüyor. Ha, arabayı açmadım ben de. Ümit niye bana? Arabayı açalım. Evimle de bir kamera. Evet arkadaşlar, biz Dikmen'e gidelim. Dikmen'e doğru yola çıkalım. Kız kardeşim orada, Elif güldüğümüz orada. Gidip bebişimizi seveceğiz bugün. Ama önce Ümit, Nike'a gideceğiz. Eşimi, Türkiye yolculuğumuz var bizim Şubat tatilinde. Ona bir çift spor ayakkabı alalım. Rahat rahat gezelim.
Biz Nike'a geldik arkadaşlar. %40 indirim mesajı gelince ciddiye alalım dedik. Çünkü çoktandır ümit içinde istiyorduk. Şubat'ın 3'ünde biz Meral'le, kızımla Türkiye'ye, Mersin'e gideceğiz. Adana'ya ineceğiz tabii. 8'inde de eşim ve annesi gelecek, kayınvalidem gelecek. Onlar geldiğinde orada ayakkabı almak istemiyorum. Rahat olsun, hafif olsun istiyorum. Eşimin kalça protezi var. Yük binmemesi gerekiyor. O yüzden ayağını da bu indirimden yararlanarak bir ayakkabı almak istedik. Bu da benim en sevdiğim çiçek. Yıllar önce ekmiştim. Ama bir türlü tutturamamıştım. Yaz kış açıyor, durup durup açıyor. Çok güzel. Oo. Ayakkabımızı aldık, çıktık. Şimdi küçük bir market yapacağız. Marketten çıkıp Dikmen'e gideceğiz. Dikmen'de görüşürüz. Oraya götürürüm sizi. Minik kuşumla oynarken de görürsünüz belki beni. Ay, gençlik aşısı bu çocuklar yahu. Ahmetciğim afiyet olsun. Hüseyin'cim sana da afiyet olsun. Elif gibi afiyet olsun. Elif gibi teyzem sana da afiyet olsun. Kayracığım sana da afiyet olsun. Buna kuva parçalanıyor. Öyle mi? Evet. Hiçbir şey almadın, tabağın bomboş senin ama. Evet, afiyet olsun Cenhal. Kızlar hazırlık nasıl? İyi akşamlar arkadaşlar. Biz evimize geldik. Kız kardeşim de gelmişti. Onu diğer kız kardeşime bıraktık. Benim haplarımı içmem gerekiyordu. Antibiyotiğimi almam gerekiyordu. Ağrı kesicimi almam gerekiyordu. Bir an önce eve geldik. Sobamızı yaktık. Çamaşırımız vardı. Topladık. Günlük işler devam ediyor çünkü. Ne kadar geçsek de eve gelince bizi bekleyen işler olabiliyor bazen. Bunları hallettik. Kahvemizi, akşam kahvemizi içtik. Çünkü saat 6 civarı, 6.30 civarı eve gelmiştik. Yol yaptık, alışveriş yaptık. Askeri kantine uğradık. Vakit geçince bir yorgunluk kahvesi içtik. Şimdi biraz televizyon izliyoruz. Bir film açtık, ona bakıyoruz eşimle beraber. Onun favorisi Türk filmleridir zaten. Biraz daha otururuz, çayımızı demleriz. Akşam yemeği bu saatten sonra istemeyiz. Çünkü geç yedik oradan. Geç yiyip çıktık. Hakikaten de güzel olmuştu. Kıbrıs köftesi yapmıştık tabii. Baklamız da güzel olmuştu. Özellikle yeğenim Cenhal bakla börülce gibi şeyleri böyle kızartmaların yanında hep birlikte kombin yaptığında, menü yaptığında çok sever. Severek tüketir. Hepsi severek yedi. Ufağından büyüğünü hepimiz çok beğendik. Güzel bir gündü.
Anneciğim biraz fazla yoruldu ama yapacak bir şey yok. Güzel bir gündü. Bunun yorgunluğunu yarın dinlenerek çıkarabilir o da zaten. İnşallah en kısa sürede tekrar bir araya geliriz. Ailemden de birkaç kişiyi göstermek. Onlar da çıkmak istemişlerdi ama tek tek merhaba demeden kısa bir görüntü aldım ben masadan. Rahatsızlık da vermek istemedim. Yavaş yavaş alışırlar. Çünkü onların da görünmesini istiyorum. Çünkü aile olunca bütün olur. Sadece kendimi çekemeyeceğimi düşünüyorum. Hep beraber güzel geçirdiğimiz saatleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da benim ilk denememdi. En çok hoşuma giden şey de küçük yeğenimin bana, Zafer'in bana YouTuber demesiydi. Sen 4 yaşındasın, 5 yaşındasın. Bu kelimenin ne olduğunu nereden biliyorsun bilmiyorum. Ama biliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar beni eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben rahatsızlığımdan dolayı çok fazla video çekip atamadım. Bu aboneliklerle ilgili çok ilgilenemedim. Ama benim abone olmanıza ihtiyacım var. Beni desteklemenize ihtiyacım var. Destekleyin. Bu yolda hep beraber koca bir aile olalım ve beraberce yürüyelim. İyi geceler arkadaşlar.